Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Her biriniz yeni videoma, evime ve tabii ki de kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belki de beni bu video ile ilk defa izleyen arkadaşlarım olacaktır. Sizler de hoş geldiniz. Abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Saatlerimiz 12:05 geçiyor. Ben 10'da böyle gözleri açtım arkadaşlar. Epey bir dinlendim, kendime gelmeye çalıştım. BİM'e gideceğim ama BİM'e gitmeden önce dedim bugün koltuklarımı sileyim. Bugün çünkü yemek işim yok. Sağ olsun, Allah razı olsun, Elif bizi iftara çağırdı. Elif'e gideceğiz ablam işten geldikten sonra. Hatta ablam dedi ki ben direkt mi gitsem dedi. Ben de haberleşiriz dedim. Hani çarşıda işlerim olursa oradan çıkarım. Ama hani oralara gitmezsem buradan hep beraber gideriz dedim. Bakalım yani akşam üzerine doğru netleşecek. Şimdi ne yapacağım? Koltuklarımı sileceğim. Çünkü Ramazan başladı başlayalı sileceğim sileceğim bir türlü denk gelmedi. Normalde camları da silmem lazım ama bu hafta full yağmurlu gözüküyor. Şu an hava çok güzel yalnız. Dünkü havadan eser yok. Ben bunu sık sık söylüyorum size. Dün böyle sudan çıkmış balık gibi olmuştum. Biliyorsunuz çarşıdaydık. Neyse bakalım şimdi sizleri sabitleyeyim. Tek sıkıntımız Hacı Şakir sabunum bitmiş. Normalde Hacı Şakir sabunla siliyorum ama ne yaptım? Mop kullanacağım. O mop da deterjanla çok kullanmak istemiyorum. O yüzden Porçöz'ün leke çıkarıcısı var böyle koltuklar için, halılar için. Azıcık ondan döktüm. Artık onunla beraber şöyle güzel sileyim, durulayım. Silme işlemini sizle birlikte yapalım. Durulamayı ben kendim yaparım. Normalde bu halıyı da üzerinden almam lazım ama bugün alır mıyım açıkçası bilmiyorum. Sehpamın üzeri 2 gündür silmedim. Böyle yazı yazılacak kadar tozlanmış. Ne bileyim işte günlük işler, evi süpürürüm. Şöyle bir viladalarım. Ondan sonra zaten gitme vakti gelir arkadaşlar. O zaman hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Eğer sizler de beni izlerken böyle iş yapıp da mola verdiyseniz sizlere de kolay gelsin. İyi seyirler diliyorum. Biliyorum ki temizlik videosu seven arkadaşlarım var. Temizlik candır. Vallahi bu temizliği kim çıkardıysa. Ya temizlik ayrı bir huzur. Gerçekten ayrı bir huzur. Birçoğunuz benim gibisiniz. Temizlik yapınca o kadar rahatlıyorum. Kendimi o kadar iyi hissediyorum. Anlatamam. Neyse çok konuştum. Hadi bakalım sizleri sabitleyeyim. Şöyle foşur foşur silelim. Tripodu almamışız. Şuradan tripodumuzu alalım. Bir de ağırlık çöktü. Bir de ağırlık çöktü. Böyle uykum geldi gibi oldu. Tripodu bu dolabın içine koyuyorum. İyi oluyor. Haydi bakalım. Ay. Ha, bacağı çıktı zannettim. Tripod canavarı olduğum için. Ay benim bu minnoşlarıma bakın. Bu minnoşlarıma. Kurban olurum onlara. Evet, erken kalkan yol alırmış. Saatlerimiz 12:10 geçiyor ve ben inşallah koltuk işini erkenden, o neydi? Buradan mı? Ha, buradan şurasından geldi. Nasıl fark var görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burası artık böyle sürekli oturuluyor ya. Gerçi biraz şey de var. Bu kumaş yanar döner gibi ya. Onun etkisi de var da. Belki halıyı da üşenmezsem süpürürüm ve şöyle bir alırım diye düşünüyorum. Aslında bunu yıkatmam lazım da. Saç var. Şöyle alayım. Nasıl olsa şey olacak. Neydi? Süpürülecek. Şimdi sıcak suyumu aldım. Azıcık dediğim gibi Hacı Şakir. Ya markete gidip geldikten sonra da silebilirdim ama bu sefer de dedim hepten ağırlaşırım. İlk koltukları silerim. Hep biliyorsunuz ki Hacı Şakir'le siliyorum. Bu sefer dedim böyle. Hatta göstereyim size o deterjanı. Ben ondan memnunum. Güzel kokusu falan. Normalde halıya çay falan döküldüğünde de böyle bir iki kere döktüm. Bilmiyorum benim hoşuma gitti yani. Memnunum. Kokusu da güzel. Yani ah bu saçlar süpürmeden de direkt başladım. Bu koltuğun kumaşı böyle sık silmeyi gerektiriyor. Silmeyince böyle sanki kirli gibi gözüküyor. Her zaman da söylüyorum ya size. Ama silince böyle ışıl ışıl oluyor. O yüzden sık silmek önemli. Bu arada bunu kullandığımda soranlar oluyor. Silva'nın el mopu. Bundan da gayet memnunum. Gerçekten çok kullanışlı bir ürün. Bununla toz alanlar falan da var. Ben hiç tozda falan kullanmadım tabii. Öyle işte arkadaşlar. Yemek işi olmayınca dedim bari temizlik işini aradan çıkarayım. Bir ütüm var, bir ütüm var. Bildiğiniz şu kadar vardır. Dünyada ne diyorum yani, canın sıkılıyor mu diyorum. Ütü yapmak ister misin? Yok anne diyor.
Zaten yeni iyileşti, dersleri bayağı bir birikti. Tabii ki işin şakası yaptırmazdım ama diyorum yani ütü yapmak istersen, bak canın sıkılıyorsa diyorum. Ya bu ütü hiç sevmediğim ev işi ya. Her seferde söylüyorum size, gerçekten hiç sevmiyorum. Çıktı. Ama yapmak zorundayız. Zaten şöyle kendimi yormadan üstünden alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi hani sürekli örtüsüz kullandığım için almak gerekiyor. Yoksa kirli, böyle aman aman kirli değil. Aslında haftaya silsem daha iyi olacaktı ama haftaya da ben yoğun olacağım yine. Nasıl güzel koktu. Bunu hep sabunla kullandım. Yalnız ilk defa böyle azıcık bir şey deterjan döktüm de. Yalnız bir sıkıntım var. Benim bu omzum kırıldı. Anlatmıştım daha önce Sinop'ta temizlik yaparken. Bazen artık havadan mı bilmiyorum, acayip bir ağrı oluyor. O yüzden o koluma çok yapmayayım da. İş kazası. Öyle bir düştüm ki arkadaşlar o gün. Barış Nöbetçi. Sen misin akşamdan iş yapmaya kalkan? Yaren odasını güzel devireyim yani. Güzel temizleyeyim dedim böyle. Halıları falan kaldırdım. Birinci katta oturuyordum. Evim de müsaitti. Ana sandalyeye çıktım. Şu hani bilgisayar sandalyeleri var ya. Bir örümcek gördüm. Onu alayım dedim. Bezle şöyle vurdum, alamadım. Tabi bu arada sandalye şey. Neydi? Tekerlekli sandalye bu arada. Allah, ben geri geri gitmeye başladım. Şöyle duvara tutunayım derken kolum şöyle, yani bu kolum şöyle olmasıyla hala o anı düşününce bir şey kırt etti. Yaren diye seslendim ama ben hala halı şey yapıyorum. Hani aşağıya indim, halı sarıyorum. Ay beklerim beklerim, baktım yok, kolum düzelmiyor. Daha çok böyle buralarıma ağrı vurmaya başladı. Eyvah dedim, eşimi nasıl arayacağım? Daha önce de çünkü bacağımı kesmiştim. Ani bir şekilde Barış'ı aramıştım, ödü kopmuştu. Neyse, aradım. O zaman da bizim arabamız yok. Barış arkadaşından araba aldı, geldi. Hemen acile gittik. Tabii bana filmler çekildi, röntgenler falan. Dediler hem çatlak var hem kırık var. Yarın ortopediye gidin. Alçıyı aldılar mı? Alçıya da almamaları gerekiyormuş. Ama size yemin ederim hayatımdaki ilk kırık vakamdı. Daha sonra önce de yani hiçbir şeyim kırılmadı. Allah yani inşallah öyle bir şey yaşamayalım da. Yaşayanlar varsa da geçmiş olsun. Çok kötüydü. Yani o ağrılar, sızılar, bir ay fizik tedavi gördüm. Elim böyle kaldı. Anlatmışımdır, bilenler vardır. Elim böyle arkaya gitmiyor. Dedim ben böyle kaldım yani. Resmen böyle şey gibi kaldım hani. Ondan sonra bir ay fizikten sonra devlet bir ay karşılıyormuş. Özel de yok Sinop'ta. Ben o senesi böyle alttan alttan yüzmeye başladım böyle. Onun faydası oldu sanırım. Allah tarafından. Yoksa şey olacaktı, matkapla. Böyle bilenler vardır. Buralardan matkapla delip de gerdiriyorlar. O işlemi yapacaklardı bana burada. Ablam randevu ayarlamıştı. O zaman ablam ortopedi servisinde çalışıyordu. Kurban olduğum Allah'ın sevdiği kuluymuşum. O sene yüzmemin o kadar faydası oldu ki. Ondan sonra kolum açıldı. Oh dedim yani, ama aylarca yani 3-4 ay çok çektim kolumda. Gerçekten çok çektim. O yüzden hani ablamın da oldu ya. Çok iyi anladım ablamı. Ha, ablamın kırık yoktu. Bir de benim kırık, çatlak. Bir de kol böyle kalınca o da kaldı. Neyse. Nereden nereye işte. Benim iş kazalarım çoktur. Ay, ay iş kazaları deyince arkadaşlar şimdi gülmemek elde değil. Şimdi işi bıraktım, size bir şey anlatayım. Bugün böyle olsun. Sohbet bir temizlik olsun. Dün akşam orucumuzu açtık. İki tane tencereyi boşalttım. Bir gün önceden yemeklerim vardı. Tencereyi ucamı koydum. Nasıl oldu bilmiyorum. Tezgahımı biliyorsunuz. Yıkadım, oraya koydum. İnşallah gözüküyordur bu arada. Her neyse, bulaşık makinesini tabakları koyarken, tencerelerimi ben makineye koymuyorum ya, karaca tencerelerimi. Sen küt diye tencere kafama düş. Ay benim başım bir ağrıdı, bir ağrıdı. Sonra ablam aradı işte. Ablama dedim ki böyle böyle dedim, başım ağrıyor. Niye dedi? Tencere düştü kafama. Allah seni dedi kahretmesin. Nasıl becerdin? Kız dedi beyin kanaması geçirmesin. Yok dedim ya, öyle şeyim yok. Ama hani midem falan bulanmadı ama size yemin ederim çok başım ağrıdı. Benim bu iş kazalarım bilmiyorum. Barış'a anlattım mı ki? Anlatmadım galiba. Baktım. Yok, anlatmadım. Çünkü o da laf derdi ablam gibi.
Ablam diyor niye dikkat etmiyorsun? Kendine bir gün zarar vereceksin. Vallahi. Arkadaşlarım da anlatıyorum gülüyorlar. Nasıl becerdin diyorlar o tencere düşürmeyi. Vallahi becerdim. Herkes yapamaz. Ay küt de yine düşüverdi. Neyse bakalım haydi bacılarım bu kadar sohbet. Eşim bacınıza ah bu kolum bugün gerçekten iş gördürmüyor bana. Koltukları bitirelim. Benim şu salı aktüellerine bakalım hatırı kalmasın. Ama şey muzla çilek almaya gideceğim de ben o yüzden süt alacağım. Yarın da bakalım hem pazar alışverişi var hem market. Keşke size gösterseydim. Silmem bitti. Hızlı bir şekilde sildim. Suyum bayağı böyle hani nasıl diyeyim size tozlu çıktı. Çünkü silme zamanı gelmiş. Günlük oturuyorum. Doğalgaz yanıyor. Cam açıyoruz. O yüzden hani almak iyi oluyor. Azdırmamak iyi oluyor. Sadece bunu silerken böyle üzerinde tozlar kalıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ama hiç sorun değil. Kuruduktan sonra yani bir 10 dakikaya kadar hemen kuruyor. Böyle çok ıslak silmiyorum ben çünkü. Makineyle alacağım. Yerleri de makineyle alacağım. Buralar falan hep saç. Ondan sonra da şu halıyı da böyle üstünden alayım. Mopla buraları da bir geçelim. Tozumuzu da alalım. En azından salonun bir tek camları kalsın. Camları da güzel bir yöntem gördüm Instagram'da. İnşallah onu yapacağım sizlerle beraber. Şimdi söylemeyeyim. Yapacağım zaman söylerim. Bakalım işe yararsa zaten memnun kalırsam sizlere de söyleyeceğim. Öyle yani şimdi durulayalım ve işlere devam edelim. Haydi bakalım. Elimi şunu yıkarken vurdum kanamış. Diyorum niye canım acıyor? İş kazası demek, yeşim demek. Gerçekten. Thank you.
Evet, süpürme işi bitti. Şimdi sırada silme işi var. Bunu kullanıp da memnun olanlar da var ama hemen kırılıyor diyenler de var. Ya zaten dediğim gibi hani biz uygun diye aldık. Yoksa ablamın da benim de moplarımız var yani. Ama kullanırken göster diyenler de vardı. Görüyor musunuz elimi nasıl şişirmişim? Bir şey de dökmedim. Kolonya dökse miydim? Neyse. Bezi de böyle Japon pazarlarında falan var demişsiniz. Çünkü illaki eskiyecek, kötü olacak. Oradan alırım. Hatta böyle beraber gideriz. Bununla beraber. Mayıştım fark ediyorsanız. Güya halı silecektim ama yok arkadaşlar, silemeyeceğim. Bilmiyorum, hafif olması da güzel. Böyle iz bırakmıyor. Hani burada anlaşılmıyor iz bırakmadığı da. Mutfakta mesela ay süpürdüm hala saç var ya. Mutfağın fayansında o ilk gün denedim mesela. İz kalmadı. Bir arkadaş da demiş ki Silva veya da bunlardan istemiyorum demiş. Hani bunlar kovada yıkanıyor ya. Saça bakın ya. Öyle istemiyormuş ama genelde şimdi hep bu tarz liladalar var. Moplar var. Öyle söyleyeyim. Her yere de giriyor bakın. Ay. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi silme işlemini de bitirdikten sonra Allah nasip ederse yeşim birazcık dinlensin. Ondan sonra da zaten ev süpürken ablam aramış da duymamışım. Ablam bakayım direkt mi gidecek, eve gelip mi gidecek? Eve gelip giderse zaten beraber gideceğiz bunlarla. Yaren geç geliyor da bakalım bizle gelecek mi? Onu da birazdan ararım. Şöyle bakalım. Kandilleri de ödüm kopuyor. Kırarım da her taraf yağ olur diye. Çünkü ehcazın bir tanesini kırdı. Allah'tan halı yoktu yerde. Bunları da doldursam iyi olacak. Epeydir yakmadım. Bugün böyle bir kahve yapıp da Elif'ten gelince yakalım bakalım. Ay nasıl toz görüyor musunuz? Hayattaki pişmanlığım bu sehpalar. Gerçekten buraya nasıl akıllı sehpa almadım. Böyle bir hata yaptım. İnanın ben de bilmiyorum. Ablamla eniştemi yüzünden. O an baktım onlar sehpa seçiyorlar. Bu sehpa evet çok güzel. Bakın sehpam güzel. Hani şık duruyor ama yok arkadaşlar ya. Aklı olan almaz yani. Ya tozu falan böyle çok benim gibi sıkıntı yapmayan arkadaşlar rahat kullanıyorlar. O ayrı konu da. Şu bezimi yıkayayım geleyim. Ama sıkıntı işte. İlbaş bezleri hala kullanmayanlar varsa şiddetle tavsiye ederim. Böyle üçlü paketi Trendyol'da indirime girdiği zaman fiyatları güzeldi arkadaşlar. Şuna da bilerek şey koymadım ben. Koku. Şöyle. Hayattaki en nankör iş. Gerçekten ev işi. Şimdi bu kadar yapıyoruz. Yarın bir bakın. Burada iğne varmış yalnız. O kadar siliyorum hiç fark etmemişim. Yaren mi koydu acaba? Eşim mi? Şurada dursun da. Bunlar aslında yıkasam iyi olur. Ufak bir işim vardı, onu hallettim. Arabam şurada hatta. Şimdi BİM'e gideceğim. Bugün salıya bakayım neler gelmiş. Normalde pasta yapacaktım, muzlu pasta. Elif tatlı yaptı. Hazır alacaktım, ondan da vazgeçtim. Çilek, muz, işte içecek falan aldım. Kızlara çikolata falan.
Şimdi BİM'e bakalım, BİM'e neler gelmiş. Oradan da eve gideyim. Saat bu arada 4 oldu. Hatta 4'ü geçmiştir. Öyle ilgimi çeken pek bir şey olmadı. Bezler var ama çok güvenemedim. Gidiyorum şimdi. Ben eve geldim. Hatta biraz uzanacağım. Saat 5'e geliyor. 6'da çıkacağız. Biraz annemde oturacağız. Öyle geçeceğiz Elif'lere. Ablamlarla öyle anlaştık. Ama bir üşüme geldi bana. Neden bilmiyorum. Koltukları göstermediğimi fark ettim. Bakın misler gibi oldu arkadaşlar. Zaten yapınca biliyorsunuz her şey mis gibi oluyor. Gerçekten de hani tozu falan gitti. Yüzü güldü. Öyle söyleyeyim. Güzel, bunların tozlarını da aldık sizlerle birlikte. Bir tek ne kaldı? Halımız kaldı. Allah kısmet ederse yarın, öbür gün, ne zaman canım isterse, ama halının da yüzünü parlatmam lazım. Öyle, şimdi ben hemen şuracıkta kumanda da elimde biraz uzanayım bakalım. Bir saat sonra gideceğiz inşallah. Elifler'de buluşuruz. Ablamlar pide almaya fırına gitmişler. Dedi Yeşo biz seni arayınca çık, ama ben çıktım. Çünkü bir saattir uzanıyorum arkadaşlar. Bana bir üşüme, bir mide bulantısı, böyle suratım al al ama üşümem var. Ay bilmiyorum, çok soğuk bugün, ondan mı oldu? İnşallah hasta olmam. Hemen iftardan sonra ilaç alacağım. Şimdi onlar da yukarıdan gelecekler galiba. Ay şu an buraları görseniz inanamazsınız. Buz buz. Tövbe yarabbim, Nisan ayında böyle bir hava. Vallahi mevsimler de şaşırdı. Aslında bugün arabaya şöyle su dökesim vardı Opet'te. Arabam leş. Ama yağmurlu diye hiç dokunmadım. Yapacağım. Ha bu arada ben söylemeyi unuttum. Bugün şimdi arabayla ufak bir işim vardı ya. Tam şurada arabayı çalıştırmadan her tarafını arabanın kuş pislemiş. Ben de bu ne dedim ya, her tarafında sıçmış ama bir iki yerinde değil falan, güldüm. Bir baktım orada da Kozlu Belediyesi'nde çalışan bir abla vardı. Ondan sonra meğersem beni tanıyormuş, izliyormuş kızıyla birlikte. Buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. İsmini sormayı unuttum. Ben sizi daha önce de gördüm de dedi. Böyle dedi, elinizde telefon, video çekiyordunuz. O yüzden rahatsız etmek istemedim dedi. Daha önce de birkaç kere karşılaşmış benimle. Çok tatlı bir hanımefendiydi. Öyle yani, bazen çünkü böyle hep gördüklerimiz oluyor da unutuyorum. Mesela hafta sonu pazarda Almanya'dan gelen bir hanımefendiyle tanıştık. Adı aklımda ama şu an adını unuttum. O da hatta yorumlara yazdı. Ay bunlar acaba hangi fırına gittiler? Gelen giden yok. Bekleyelim hadi bakalım. Ellerim şu an var ya buz, suratım yanıyor. İlginç. İlhan İrem. Geliyoruz dedi ablam. Gelsinler bakalım, arabayı çalıştırdım. Ablam aradı. Hah geldiler. Yaren'in gözlüklerini taktım bugün. Nasıl? Bunlar da yakışıyor değil mi? Haydi bakalım. Gelsinler. Korkmam enişte. Gördüm ben sizi ki. Ay merhabalar. Ama sen ekmek aldın da pide. Onlar aldıysa. Olsun. Bir tanesi bize aldı, iki tane onlar aldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Pide fazla selam, bir şey olmaz verin ki. Merhabalar. Hadi gidelim. Anneme verirsinler. Sen olsun. Benim var. Şarkıların güzelliğine bakın be. Ablamla bir araba macerasını daha bitirdik. Araba geliyor ya, böyle yapıyor. Yeşim sen geçme. Nasıl beyaz çıkıyorum. Haydi gidiyoruz. Hazırlanmış durum. Babam saça bakın. Bak bak. Aa buyurun. Ne oldu? Yoruldum. Şimdi annemde bir yarım saat falan oturduk. Annemi de aldık. Ablam, eniştem. Gidiyoruz. Annem diyor ki kar soğuğu gibi diyor. Bana inanmadı. Kaban giy dedim. O derece ama değil mi? İyi ki gelmişim. Çok soğuk. Şansız. Değişik ya. Nisan'ın 11'i mi bugün? He? Nisan'ın 11'i. 11'i. Anca üşümem geçti benim de. Oradan bir şey kalmamış. Onu sana söyleyeyim. Açmadım. Aa, bak şimdi dedi ki nasıl oldu, açmıyoruz. Yok. Bak şimdi caminin ışıkları yanacak. Duru. Ay ne güzel gözüküyor. Işıklar yanmış mı camide? Yok daha değil. Ne güzel gözüküyor. Bak bak. Kurtlu. Kurtlu Duru.
Evet, biz geldiğimizde Elif sofrayı çoktan kurmuştu. Şimdi beraber çorbaları koyduk. Bakın böyle mis gibi mercimek çorbası, fırın sütlaç, zeytinyağlı yaprak sarması, fasulye, börek. Daha ne olsun, ana yemekler de gelecek. Allah çok versin, elleri kolları dert görmesin. Bize afiyet olsun, Allah kabul etsin arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Bir dakika falan var. Şimdi bugünkü ezan vaktini Elif'in balkonunda bekleyelim. Oo, serin bu balkon. Benimkinden daha soğuk sanki. Şimdi birazdan ışıklar yanacak. Şu bina bayağı kapatmış ya. Güzel olmuş. Aha, top mu atıldı? Yo. Bakın liman arkasına gidiyoruz ya. Dalgalar nasıl görünüyor görüyor musunuz? Tam bizim gittiğimiz yerler orası. Yalnız biz herhalde dakikayı karıştırdık. Vallahi okunmadı. Evet, okunuyor. Allah kabul etsin arkadaşlar. Camimizin ışıkları yandı bakın. Rabbim kabul etsin. Şuraya gel. Duru'ya bakın. Duru'ya. Ay nasıl güzel olmuş benim kızım. 23 Nisan'da ne yapacaksın? Ay nasıl yakışmış. Duru'yu hep beraber izleyeceğiz teyzeleri 23 Nisan'da. Dön bakayım. Nasıl yakışmış, Allah seni kahretmeye. Nasıl oynayacağınız gösterdiler mi? Nasıl? Ağzını yerim senin, çok yakışmış. Annen çeksin o zaman izleyeceğiz, tamam mı? Çok güzel oldu. Saatlerimiz 11 oldu. Yaklaşık bir yarım saat önce falan geldik. Annemi de bıraktık. Babam erken gitti. Babam da böyle hasta gibiydi bugün. Hiç keyfi hali yoktu da inşallah grip falan olmaz. Keyifli güzel bir akşam geçirdik. Tekrardan Elif'in elleri kolları dert görmesin. Rabbim Elif'in de kardeşimin de kesesine çok versin. Her şey çok güzeldi. Ana yemek falan hepsi çok güzeldi. Ama bugün ben böyle sütlacın falan tadına bile bakamadım. Size söylediğim gibi biraz rahatsızlandım arkadaşlar. Karnım kötü. Umarım inşallah yarın iyi kalkarım. İnşallah sizler de keyifle sıkılmadan izlemişsinizdir. Bugün hem temizlik hem Elif'e gittik. Bence güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Evet, sizleri seviyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın güzel bir şekilde karşınıza gelirim inşallah. Rabbime emanet olun. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Hoşça kalın.